Merhabalar, ben Yüksel kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda büstiyerden sonra şortu da ördüm. Videosunu ayrıntılarıyla çektim. 34 ve 36 bedene göre gayet rahat olabilecek bir kıyafet oldu. Ben çok beğendim. Gerçekten güzel duruyor. İnanın mankenin üzerinde göreceksiniz görselinde. Gördüğünüzden çok çok daha güzel aslında. Fotoğrafta tam bunu yansıtamadım. Çünkü maalesef ışık yetersiz, hava kötü. Olabildiğince çekebildim. Umarım beğenirsiniz. Hadi başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 motif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motif. Yani toplam 12 motif bir paça örüyoruz. Şu şekilde. Sonra aynı parçadan bir tane daha diğer paçayı öreceğiz. Gene 1, 2, 3, 4, 5 motif ördüm. Sonrasında şurada 1, 2, 3, 4 motif birleştirdim. Bir tane de şu kenardan birleştirdim. Ama burada zaten elimde bir tane örülmüş vardı. Şimdi üçünü birden birleştireceğim. Yoksa yine bunu gelir bir tane buraya birleştirip sonra tekrar bir tane daha kenarından birleştirip daha kolay olabilir. Ama elimde olduğu için şimdi üçünü birden. Belki ilk defa yapanlar biraz zorlanabilir. O yüzden tek tek birleştirmenizde fayda var. Şimdi bir tane orta motifi alıyorum. Kahverengi iple hem motifi hatırlayalım hem de nasıl birleştiriyoruz onu görelim. Beyaz iple 4 zincir çektikten sonra 4 ilk çektiğimiz zincire çift kat alarak ortası delik olmasın diye aralara birer zincir çekerek 8 tane trabzan örüyoruz. Sonrasında 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan devam ediyoruz. Sonrasında 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan köşe olduğu için. Şimdi bu hatırlamadan sonra kahverengi ipi 1, 2, 3, 3 tane trabzan, bir tane zincir. Şimdi köşeyi öreceğim. Hem de aynı zamanda da birleştireceğiz motifleri. 3 trabzandan sonra bir zincir köşeye. Pamuk gibi olduğu için böyle ayrılabiliyor. Bir zincir tekrar aynı köşenin son 3 trabzanını örüyorum. Bir zincir. Tabii ekleyerek gidiyoruz. Şu boşluğa doluyorum. Bir, iki, üç trabzan. Bir zincir. Gene boşluğa. Köşeye geldik. Şimdi köşeyi örüyoruz. 3 trabzan. Bir zincir. Burada 3 tane motifin köşesi. Tam ortaya. Şuradaki birleşme noktasına bir zincir. Köşenin diğer 3 trabzanını örüyoruz. 2 ve 3. Şimdi bir zincir. Diğer motifin kenarıyla devam ediyoruz. Üç trabzan, bir zincir,
Diğer boşluğa. Şimdi gene köşedeyiz. 1, 2, 3. Bir zincir. Burada diğer motifi de ekliyoruz. Şimdi bir daha yapayım, karışmasın. Bunu alıyorum, ilmeği. Sonra diğer köşeden de alıyorum. Bir zincir. Böyle rahat bir birleşme oluyor bu şekilde. 3 trabzan daha köşeyi tamamlıyoruz. Bir zincir. Üçüncü motifin kenarından da birleştirmeye devam ediyoruz. 3 trabzan. Bir zincir. Yanlış yere battık tabii ki. Boşluğa. Bir zincir. Tekrar bir zincir. Buradan geldik. Burayı birleştirdik. Üçüncü 1, 2, 3 motif bir araya getirmiştik. Bu da üçüncü kenar. Birleştirme bitti. Bir zincir araya. Başladığımız noktada bitiriyoruz. Bu şekilde parçayı da bitirmiş olduk. Bunları şimdi bir araya getirip paçayı oluşturacağız. İki parçamız da hazır. Parçaları ters çeviriyoruz. Ters tarafını. Bu şekilde üst üste gelecek. Şöyle. Bu kenar diğer kenara ve motifler devam edecek, birbirini takip edecek. Bunlar arka tarafın parçaları. Şöyle buradan başlıyoruz. Böyle devam ediyoruz. Hemen bir ilmek hazırlayıp şu iki kenarı birleştireceğiz. Köşeye şortun üst tarafından ipi bağlıyorum. Sonra bir sık iğne sıkılaştırıyoruz. Bir tane daha bu köşeye bir tane daha sık iğne yapalım. Trabzanların aralarına atıyoruz. Tam karşılığına boşluğa
hangi trabzanın arasına batıyorsak arka kenara da aynı şekilde takip ediyoruz. Boşluğa bir tane. Bakalım nereye battığımıza da arka tarafta. Şimdi köşeye geldik. 1 2 köşeye 2 kere sık iğne yapıyoruz. Sonra diğer köşeye gene 2 tane sık iğne. Trabzanların arasından boşluğa şimdi köşede köşeye geliyoruz. Köşeye de 2 sık iğne yaparak sırayı bitiriyoruz. Düz kenarı tarafından bu şekilde gayet güzel bir birleştirme oluyor. Burada bitirdik. Bu yaptığımız örgüyü gene ters tarafından yüz düz tarafı içeride bu örgüyü şimdi diğer tarafa örüyoruz. Şortun üst kısmından takıyoruz ipi. Birinci kenar ve ikinci kenarı birbirine birleştiriyoruz. İki kenarı da 1-2 motif kenarından şortun üst kısmından A kısmına doğru şekil bu. Birleştirdim. Şimdi bir tarafta böyle iki tane motif, diğer tarafta da böyle iki motif, yani A kısmı paçalar. İsterseniz bu 5 tane sonra 7 tane motif takmıştık. Onu 7 değil de 8 takarsanız, yani 9 takarsanız, yani birer tane daha kenarlara dikerseniz motif, paça daha uzun olur. Yani ama gerekli mi bilemedim. Çünkü bu iyi bir ölçü. Daha uzun istiyorsanız dediğim gibi yanlarda 7 tane değil de 9 tane olabilir. Siz bilirsiniz. Şimdi şurada gördüğümüz iki motif A kısmını gene şuradan ipi takıp burada yaptığımız birleşmeyi burada da yapıyoruz. Köşeden ipi bağlıyorum. Sonrasında aynı noktaya 1-2 sık iğne, gene trabzanların aralarından ipleri örerken gördüğümüz ipleri de arada örebilirsiniz, kaybedebilirsiniz. Boşluklara birer tane trabzan aralarına boşluğa
Şimdi köşeye geldik. Bir, iki tane sık iğne. Sonra diğer köşeye gene iki tane sık iğne. Gene trabzanların arasından. A kısmını da kısa bir birleştirme sırasıyla ekledim. Şimdi bu haliyle tam bir bikini görünümünde. Şortun üst kısmına bir sıra daha motif ekleyeceğim. Daha bele doğru uzasın. Tam bir şort görünümü alsın diye. Sonrasında da büstiyerin kenarına ördüğüm oyanın aynısını buraya da örüyorum. Hatta paça kenarlarına da örüyorum. Bele o zikzaklı oyadan yapacaktım, büstiyere ördüğümden. Denedim hatta, beğenmedim. O yüzden bel kısmına sadece trabzan öreceğim. Güzel durmayınca vazgeçtim oya örmekten. 1, 2, 3. Boşluklara bir tane, her trabzana bir tane trabzan. Boşluğa bir tane, trabzanların üzerine bir tane. Boşluğa gene bir tane. Trabzanlara, her trabzana bir tane. Köşelere bir köşe burada, bir köşe burada. Şurası da ek yeri. Köşeye bir tane. Ortaya. Zaten nereye batacağımız belli ortada. Diğer köşeye bir tane. Gene trabzanlara. Boşluğa bir tane. Köşedeyiz. Bir tane bir köşeye, bir tane ortadaki ek dikişine, bir tane de gene diğer köşeye. Bu şekilde sırayı trabzanlarla dolduruyoruz. Trabzanlar bittikten sonra şu beldeki dokuyu biraz daha kalınlaştırmak için bir zincir doluyorum. Aynı ilmeğin içerisine bir tane yarım trabzan ve her trabzanın üzerine bir tane yarım trabzan örerek üst beldeki örgüyü bitiriyorum. Daha kalın, daha dokulu bir örgü olsun. Şöyle biraz bu bana zayıf geldi. O yüzden bu sırayı da örmek istedim. Daha iyi oluyor bu şekilde. Ama isterseniz size yeterli geldiyse bu haliyle de bırakabilirsiniz. Ben şimdi yarım trabzanlarla sırayı tamamlıyorum. Sırayı başladığımız yerde bitiriyorum. Sıkılaştırıp kestim. Şimdi beline bir kordon öreceğim. İpin şöyle içinden hem dış sarımından hem iç sarımından birer tane ip alıyorum. Şöyle 5 numara tığla 2 kat yaptım ipi. Hafif şöyle kalınca bir kordon örüyorum. Bu belinizi ölçeceksiniz. Biraz daha büyük yapacaksınız ki bağlama payı olsun.
Ucuna da bir boncuk geçirip çıkamayacağı kadar deliğinden düğüm atın birkaç tane ve kesin ipi. Ya da bir püskül bağlayabilirsiniz. Bir 34 örmüşüm. Bu bayağı bir yeterli uzunlukta. Şimdi şu trabzan ördüğüm örgüden geçireceğim. 5 trabzan, 5 trabzan atlayarak geçirdim kordonu. Biraz da uzun tuttum ki bağlandığı zaman çok böyle ince uyduruk bir şey olmasın diye. Şöyle şortun üzerinde biraz görünsün istedim. Evet, şortun bir paçası bitti. 1, 2, 3 sıra kafes gibi ördükten sonra oyasını ördüm. Şimdi diğer paçayı örelim. Herhangi bir noktasından bağlıyorum. 1, 2, 3 zincir. 3 tane trabzan örüyorum. Şimdi bir zincir, boşluğa 3 trabzan. Bir zincir, köşeye geldik. Köşeye bir trabzan. Şurada ek yeri var. Gözüküyor zaten. Ek yerine bir trabzan ve köşeye gene bir trabzan. Bir zincir, boşluklara 3 trabzan. Örgüyü bu şekilde sırayı bitiriyoruz. Bir zincir ve sırayı bitiriyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir doluyorum. Boşluğa. Paçanın ikinci sırasını örüyorum. Gene bir zincir, boşluğa 3 trabzan olarak bu sıradan sonra bir sıra daha örüyorum. 3 sıra oluyor. Sonrasında oyasını örüyorum. Sıranın sonundayım. Bir zincir, boşluğa 2 trabzan. Şurada başlarken ördüğüm zincirin 3 tanesi buraya ait oluyor. Tamamlıyor yani son sırayı. Şimdi 1, 2, 3 zincir, boşluğa 2 trabzan, bir zincir, boşluğa 3 trabzan olarak son sırayı örüyorum. Üçüncü sırayı örüyorum. 1, 2, bu üçüncü sıra son sıra. Sıranın sonunda başladığım yere bağlıyorum. 1, 2, 3 sıra. Şimdi şu boşluğa gelmem gerekiyor. İlmek kaydırıyorum. Boşluğa geldim. 1, 2, 3 zincir doluyorum. Gene 3 trabzan örüyorum boşluğa. Sonra diğer boşluğa bir sık iğne örerek örgüyü yatırıyorum. 1, 2, 3 zincir aynı boşluğa 3 trabzan çektiğimiz zincirle birlikte diğer boşluğa bir sık iğne ile yatırıyorum. Üst yere örmüştük zaten. 1, 2, 3, 2,
3 trabzan, diğer boşluğa bir sık iğne. Bu şekilde sırayı tamamlıyorum. Sıranın sonundayım. 3 trabzan, dibine şöyle yatırıyorum ve kesiyorum. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ben severek ördüm. Her modeli zaten çok severek örüyorum. Sevmediğim hiçbir modeli çalışmıyorum. Hoşunuza giderse, beğenirseniz, emek verirseniz gerçekten emeğinize değecek ürünler ortaya çıkacaktır. Çok da severek giyersiniz kendi emeğiniz olduğu için. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.